Burası yaklaşık 30 yıl önce il özel idare binası olarak yapılmış. Ama yapıldığı günden bugüne kadar tartışma konusu olmuş. Çünkü binanın fonksiyonel olmaması, aynı zamanda buradaki civardaki yapıların silüetini bozması, tarihi dokuyla da uyumlu olmaması gibi nedenlerle bu hep eleştiri konusu olmuş. Tabii geldiğimiz noktada biz bu binanın yeniden dönüştürülmesi veyahut da daha fonksiyonel hale gelmesi, cephesinin iyileştirmesi gibi çalışmaları başlattık. Fakat baktık ki binanın daha fonksiyonel, istediğimiz şekilde fonksiyonel hale gelmesi yıkılıp yapılmasından daha büyük bir maliyet ortaya çıkarıyor ve istediğimiz fonksiyonelliğe de bunu ulaştıramıyoruz. Tabii bu aynı zamanda süliyeti de rahatlatmıyor. Dolayısıyla biz geldiğimiz noktada hemşerilerimizle yapmış olduğumuz anket çalışmalarıyla binanın yıkılıp dönüştürülmesi fikri daha ağırlıklı ortaya çıktı. Burada Maraş'ın kalbi. Maraş'ın en merkezi yerlerden biri. Özellikle Trabzon Caddemize cepheli. Biliyorsunuz Trabzon'la da Kahramanmaraş'ımız kardeş şehir ve en merkezi caddemizin ismi de Trabzon Caddesi. Tüm bu nedenlerden dolayı bu binanın yıkılması, bu alanın 40 dönümlük alanın dönüştürülmesi ve tarihi dokumuza uygun bir alanın oluşturması ile ilgili projemizi başlattık. Burada tabii şu an yaklaşık 60 bin metrekare üzerinde bir yapı var. Bizim yeni projemizde bu 40 bin metrekareye geçmediği gibi aynı zamanda bu meydanda 1500 araçlık otopark da var. Çünkü bu merkezde en büyük sıkıntılarımızdan biri de otopark sorunu. Çünkü bu alan tarihi dokumuzla da bütünleşik bir alan. Hemen yanımızda Kapalı Çarşımız, Ulu Camimiz, kalemizde bütünleşik bir alan. Bu dönüşüm aynı zamanda civardaki yerlere de bir dönüşüm etkisi yapacak ama zaten bu merkez olan buradaki proje Kahramanmaraş'ımıza çok yakışacak. Yüklenici firmamız 3 ay içerisinde tamamlayacağını söyledi. Tabii süreçte başka bir aksilik olmazsa inşallah 3 ay gibi bir sürede buranın yıkımını inşallah gerçekleştirmiş olacaklar. Çarşı sakinler yani ne bileyim araç açısından çok da güzel olacağını düşünüyorum. Yıkılacak ama dediğimiz gibi yerine kent meydanı yapılacak. Şehir böyle çok daha güzel bir görünüme kavuşacak anladığımız kadarıyla. Bu haliyle elbette daha iyi olacaktır bence. Turistler açısından da bence daha iyi olacaktır. Burası daha kullanışlı bir hale gelecek. Araç yaya trafiği rahatlayacak. Sanıyorum buraya bir otopark da yeniden yapılacak. 1500 tane gibi falan bahsediyor belediye başkanı. Her bakımdan daha iyi olacağını düşünüyorum ben.